Amerikan Kongresi Doğu Akdeniz'de Yunanistan son derece önemli müttefikimiz. Onun güvenliğine, ABD'nin çıkarlarına Türkiye tehdittir. Rus yapımı S-400'leri almak tehdittir denirken, kongrede bu sesler yükselirken yine aynı kongrede ABD Kongresi'nde ama Karadeniz var. Karadeniz'de Türkiye son derece önemli müttefik diyor. Ve ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçerek Karadeniz'de ilerlemeye devam ediyor. Rusya tabii hedefte. Rusya ve Amerika arasında Karadeniz geriliminin de odağında şu anda Türkiye. Moskova'dan tepki geldi. ABD savaş gemisinin Karadeniz'de ilerlemesine provokasyon yapılırsa anında karşılık veririz denildi. Kremlin ise Ukrayna sınırına asker yığıldığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Kenti topraklarımız içinde ordumuzu istediğimiz noktada konuşlandırırız diyor Kremlin. Moskova-Washington hattında tansiyon yükseliyor. Amerikan donanmasına ait savaş gemisinin bölgeye doğru yola çıkmasına Rusya'dan tepki var. Rus meclisi bu hamleyi kışkırtıcı olarak niteledi. Olası provokasyon halinde anında yanıt vereceğiz açıklaması yaptı. Savaş gemilerinin Rus karasularına girmemesi gerektiği vurgulandı. Washington, Amerikan gemilerinin NATO tatbikatı için Karadeniz ve Akdeniz'e gideceğini duyurmuştu. USS Mount Whitney gemisi şu anda İstanbul'da demirlemiş durumda. Tatbikat, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığı iddialarının ortaya atıldığı dönemde yapılıyor. Kremlin'e göre iddialar asılsız. Amerikan medyasındaki haberler için kalitesiz yalanlar tanımlaması yapıldı ve gözdağı verildi. Askerlerimizi kendi topraklarımızda istediğimiz yeri konuşlandırırız ifadeleri kullanıldı. Kremlin, Rus ordusunun herhangi bir tehdit oluşturmadığını da savundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Karadeniz'deki NATO tatbikatına tepkili. ABD savaş gemilerinin burada boy göstermesi istikrarı sağlamaya hizmet etmiyor dedi. Lavrov, Ukrayna ile ilgili çarpıcı ifadeler de kullandı. Kiev yönetimini provokasyonla suçlayan Lavrov, Rusya'nın Donbas'ta savaşa çekilmeye çalışıldığını söyledi. Ukrayna ordusu bölgede Türk bayraktar sihalarını kullanarak Rus yanlısı milisleri vurmuştu. Rusya, Ukrayna'yı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor.